oğlum sen niye bozuyorsun moralini ya? Ne yapalım yani? Koskocaman dünyada Mucit Metin Özdemir'e kız mı yok lan? Var değil mi? O zaman sen niye bozuyorsun moralini? Ha? Kapattıysa kapattı. Yarın götürür 20 lirayı atarsın suratına. Benim yanımda 20 lira olacaktı ya. İşte insanoğlu böyle zor durumlar için çorabında bir 20 lira bulundurmalı. Bunu kenara yazalım Metin. Yalnız o bu değildi. O öğren bayanların önünde bana laf çarptı ya. O çok zoruma gitti işte ya. Abicim biz yolumuzu baştan seçtik. Yoksa biz de biliriz cebimizde 20 lira tutmayı da. Değil mi abisi? Biz insanlığa iyilik, güzellik getirmenin yolunu seçtik. Emir'in yolunu seçmedik yani. Aynen ya. Bizim adımızı tarihi altın harflerle yazacaklar kardeşim. Otobiyografimizi yazan herife de 3-5 sıkıştırırız. Eda ile Şükriye'den bahsetmez. Yalnız benim bugün gördüğüm Şükriye, eğer isterse o yazarı bulur, döve döve adını yazdırır. Şükriye'ye bak sen ya, bu niciller falan. Kitabı görünce de artık Eda ile Emrah'ı eczanede kına yaparlar. Değil mi abisi? Peder Bey de kitabını bütün mahalleye dağıtır mı? Sen ne diyorsun ya? Nobel alırız, Nobel. Alırız vallahi, Nobel de alırız. Dişem yerine geldi ya. Islatalım mı Nobel'i abi? Asmayam. Önce motoru halledelim, ondan sonra bakarız abisi. Madem parasıyla değil, o zaman ıskasıyla. O da olur. Anne! Nedir? Ali sen git çocuğum. Metin sen bana lazımsın. Acil durum, senin yeteneklerin bana lazım. Ali git sen. Anne niye ya? Belki benim de bir faydam dokunur. Bu karı kız meselesi. Sen al eline bir el bezi, git dükkanı temizle. Hadi Metin. Benim abim Metin, yürü Metin, yürü. Ay abim ben aynen bu çocuğu. Söyledin onu. Ayarladın onu. Haydi Allah Allah. Ne yapıyorsun kız Zilli? Abi, bir tarafım mutluluktan ölüyor, bir tarafım meraktan kuduruyor. Demin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Senin öğrendeki fincan ne kız? Gözünü seveyim, bir de sen baksana. Ver bakayım. Ne görüyorsun? Kelve. Allah Allah. Bakayım, bununla kahve içilmiş. Vallahi billah. Hı, filtresiz bir de biliyor musun? Türk kahvesi ya. Lan, babamlar ne yapıyor lan? Kahvede çalışıyorlar. Ben de burada sizi bekliyordum. Metin abim nerede? Annem aldı götürdü. Benim anlamadığım işleri varmış. Neyse artık. Karı kız meselesi mi? Allah Allah ya. Benim anlamadığımı nereden çıkartıyorsunuz siz bunu ya? İlla kalp mi kırayım? İlla bedboy mu olayım? İlla arkamdan fakir mi desinler? Fakir değil o. Noktası yok onun. Ne yapıyorsunuz? İyi, sen ne yapıyorsun? Hallettiniz mi işinizi? Halletmedim, her şeyi bok ettim. Senden de bu beklenirdi işte. Aferin, bravo abisi. Olur. Bu böyle olmayacak ya. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Kahveye gidelim, şu icadımızla gurur duyalım, Nobel ödülümüzü de garanti altına alalım. Böyle bir bağışıklık geldi bize, bir uyuştuk biz ya. Ha? Gençler bir kendinize gelin. Az bir cesaret, kendine gel oğlum. Geliyorum. Boş boş durmayalım, gidip biraz dünyayı güzelleştirelim abi. Evet. Siz gidin dünyayı güzelleştirin, ben de burada kendi dünyamı düşünüp durayım. Anlık baka kaldık. Şuraya bir tane kalp açarsan bakıp bakıp sevinirim. Aşkım benim, aşkım, aşkım. Geldiniz mi ya? Tüh, tuvalete gidecektim tam. Senin conta da fena kaçırıyor ha. Git git. Oturun bakalım çocuklar. Çocuklar, öncelikle ellerinize sağlık. Bizim beceremediğimiz her şeyi becermişsiniz. Sizin bu nevale de vallahi çok işe yarıyormuş. Efendim, kayınbabamız, pardon abisi, sayın babamız izin verirse nevale dediğimiz şeye biz artık tahsin demek istiyoruz. Hadi bakalım. Yalnız sizin bu tahsini biraz seyreltmek lazım bir tek. He? Hesaplarıma göre tabii bu teoride biraz klorla bu işi halledebiliriz. Klor zaten gaz halinde tahliye olur. Ama havaya klor veremeyiz ki. Kirlilik, çevre duyarlılığı, hani ahlak. Yakıt tankı hafif olsun diye alüminyum düşünmüşsünüz. He. Bu da maliyeti arttırır. Bunu da diğer arabalardaki gibi plastikten yapacağız. Ama plastik olmasın diye zaten amına sen koyasın. Yaşar abi sağlam olsun diye. Hay Allah, yanlış alarmış. Efendim, nerede kalmıştık? Bu dönem yakıt tankı fikri işe yaramaz. Gazları ayrıştırmak için manyetik alan kullanacağız. 15 yılımı buna verdim arkadaş. O yüzden elektrik kaynağı şart. Ama zaten frene bastığımız zaman biz elektrik üretebiliyoruz. Kafamın içerisinde hepsi. Planlarını yaptım, 8 yılımı da ben verdim dedi. Metin. Efendim dedi. Sabah da söyledim. Artını tahliyesini vakumla yapalım. Elektrik motoru şart. Alternatörden gelen elektrikle bu iş olmaz. Ekstra batarya lazım. Ekstra enerji yok dedik ama. Ulan ben bu işe 30 yılımı verdim lan. Lazımsa lazımdır. Ama baba ya. Ya bakın, Almanlar yeni bir motor keşfetmişler. Bunun üzerinde çalışıyorlarmış. Eğer biz onların çizimlerini ele geçirebilirsek bundan istifade ederiz. Ay dede sen kaç yılda verdin? Ömrümü verdim.
Amerikalılar zamanında türbülans motoru vardı. Sonra nedense üretimden kaldırdılar. Onlarınki gibi yapabiliriz. Ama o zaman bizim motorumuz olmaz ki ya. Evet yani. Aslında arabayı tek kişilik yapsanız hiçbir derdimiz kalmaz. Ondan sonra koy ver Tahsin'i, yürüsün gitsin tıngır mıngır. Yeter! Yeter be. Araba da onların, nevare de onların, motor da onların. Onlar nasıl istiyorsa öyle yapılacak. Abi ne bağırıyorsun? At kafası bulmuş gibi yattı. O ne lan? Ay dede, senin benim yatağımda ne işin var ya? Ben biraz deli yatıyorum. Nasıl geldin buraya? Ay dede, özürlü seveyim ya. Yorganın altında kaza olur, bir şey olur. Bak sen metcecil akıllısın, her türlü kurtarırsın da. Ben bu utançla yaşayamam ya. Allah aşkına bu ne ya? Ben böyle bir güne nasıl aydın bakacağım? Ay dedem, sen ne yaptın ya? Metin, abisi. Hadi kalk lan. Dünden müşteri bak, rezervasyon yaptırdı. Daha makine montajı yapacağız. Tamam. Hadi abisi. Hadi sikeceğim ama oğlum. Hadi oğlum, geç kaldık abisi, geç kaldık ya. Kolay gelsin. Makine montajı için gelmiştik biz ama makine bu mu acaba? Bu ya, ama daha çıkarmadık. Bir kat kaldı. Bir latını üst kata çıkaralım. Ha, biz taşıma için ekstra ücret alıyoruz ama... Madem bir kat kalmış, sıkıntı yok o zaman. Hadi Metin, tut abisi. Haydi. Lan oğlum, araba mı bu ya? Araba mı itiyorsun Metin? Altına geçsene şunu. Altına, ha? Abi, bak son üç kattı, son bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı deyip bizi uyanıyorsun. Sen bizi gerçekten kaç kat kaldığını söyle. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. Son kat, son. Abi gözünüzü seveyim, açın yolu gideyim. Bugün sevgilime evlenme teklifi edeceğim. Lan yürüyün. Bir kat kaldı, bir kat. Adam bayıldı, adam gitti. Bir şey olmaz, bir kat kaldı. Dayanın bir kat. Aha vallahi benim kata geldik. Hadi sizi Allah kurtarsın gençler. Gitmeyin abi ya. Bir kat kaldıydı. Ben artık dayanamıyorum. Bitmiyor lan. Bitmiyor. Adam kendini attı. Abi adam kendini attı. Tamam bırakın şimdi. Kalan sağlar bizimdir. Hadi dayanın abiler. Son bir kat. Bıraktım. Geldik beyler. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Geldik mi geldik işte. Ha. Hasan sen neredesin? İki saattir seni bekliyorum. Fırında makarna yapmıştım. Siz çamaşır makinesi için çağırdım tesisatçılar mısınız? He. Siz neredesiniz? Ben de başkasını çağırdım. İstiyorsanız yeni takın ama servis takmazsa garantiden çıkıyormuş. Fırında makarna yapmıştım. Soğudu ya. Lan siktirtme makarnanı. Benim bütün hayatım az önce götümde canlandı. Geç eve, geç. Hasan sen ne diyorsun? Senden nefret ediyorum. Hasan, yenge senden nefret ediyor. Hadi git. Abi, yenge Hasan'dan nefret ediyor. İstiyorsanız gelin takın. Ama servis gelince sökerim. O zaman biz söktürüp gidelim. Beni Enver Bey gönderdi. İşler nasıl gittiğini soruyor. Her şey kontrol altında. İşleri iyice yavaşlattık. Beş vakitten ikisini de camiye getiriyorum. Son sünnetine kadar kıldırıyor. Beyefendiye son sünneti kıldırıyormuş mu? Aynen. Dün de farzdan önce araya girdim. Hocama bugün rehberlik yapalım dedim. 15 dakika uzattı. Onu da söyle. Yine öldüreceğine karar verdim diye soruyor. O iş tamam. Kalbi durdurur, iz bırakmaz. Ama önce yavaşlatabileceğim kadar yavaşlatacağım hepsini. Ali, yüzden sonra dirsekler be oğlum. Yanlış aldın abdesti. Baştan al hadi, baştan. Tamam dede. Ya dedeyi dünyayı kurtaracağız dedim. Seni istersen önce ailetini kurtar dedim. Tuttu kollarımızdan buraya getirdi Metin. Ya bunlar bize evrimleyecek. Biz karşı çıkacağız, kavga çıkacak diye beklerken bize de meskiyen bilim adamı denk geldi abi ya. Metin, abdest alırken konuşulmaz. Başla. Ya dede şuna mı çekiyoruz abdest? Başla. Bak. Tuvalet ne taraftaydı? Dede Çernobil gibi sızdırıyor ya.
Biz niye bir tek sabahla akşam namazlarını kırmaya geliyoruz biliyor musun Metin? Dedenin reaktörü 3 teketten fazlasını kırmaya kaldırmıyor hiç. Abi emekli bunlar bildiğin ya. Aradan, affettim. Şu tüpü ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dede neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop. Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Onu ben bir bileyim de. Arkadaş ya adamın kafası günde 2 saat yerinde. O yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam yemin ediyorum. As. Mayap abisi Ayda de olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Ah bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti kafa gitti. Sen şimdi idare et. E Tahsin Özdemir hadi. Abi sen ne diyorsun? O benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin! Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma. Babacığım. Babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen? Ne Tahsin 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 adam bırak şu elimi. Bu ne böyle? Ben sana bunu... Böyle mi öğrettim ben sana bunu? Bir dakika terbiyesizlik yapma konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? 40 yıl bilimle uğraşmışsın, fizikimi öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak sana bir laf ederim, yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi, doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendini oraya mı verdin Metin? Verdim sanki biraz. Nafsi. Efendim kardeşim. Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem, onu hanıma sor. Yaşar abi bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma, işine dön. Ne oldu lan, ne oldu? Yine mi dışladılar oğlum size? Arkadaş, tam babamla ortak payda da bir şeyler yapacağız dedik. Heves ettik. Siz hiçbir şey ellemeyin diyorlar bize ya. Sizin istediğiniz gibi olacak. Siz karışmayın. Allah Allah. Bak, 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 bak. Görüyor musun Turgut? Resmen ötekileştirmişler. AB kapısında bekleyen az gelişmiş ülke muamelesi yapmışlar. Hırpalamışlar lan çocukları. Lan Sezai, gökyüzündeki bulutlar gibisin lan. Sana her bakışımda başka bir şey görüyorum. Hatta seni şu an nasıl gördüğümü istersen çizerek anlatayım Sezai. Ya abi üsteleme ya, istediği bu ya. Üstüne gitme şunun. Keyfi yerine geliyor ya. Keyif mi? Ne keyif? Keyfim yerine geliyor ne lan? Keyfim yerine geliyor ne oğlum? Keyfim yerine gelsin istesem seni bıyıksız halay ederim. Beni bıyıksız halay mı edersin? Bay, hayal ederim. Bıyıksız hayal ederim seni ya. Dilim suçtu. O dilin değil, dişin olmasın lan. Yok işte ağzımda bir şeyler kamaştı ya. Sezai, Metin'i bıyıksız halay ederim dedi. Dubunu düşüneyim. Gözümü kapatayım anam. Çikines. Ya arkadaş biz kendi dükkanımızda niye rahat edemiyoruz ya? Niye yalnız kalamıyoruz ya? Niye her yemek açtığımızda yağmurdan sonra çıkan şemsiyeci gibi, derbi maçı öncesi çıkan bayrakçı gibi, zafere ulaşmış gerdekten çıkan damat gibi niye siz bir anda burada bitiveriyorsunuz ya? Estağfurullah. Ya Metin çok ışırdatıyorsun. İnsanı cezbediyor. Ya şu şeritinden tutup açsan bu kadar ses çıkmayacak yavrucuğum ya. İşte kümülüs böyle oluyor, kümülüs böyle oluyor Turgut abi. Bak söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. Sen de dükkanın telefonunu buraya yönlendirmişsin. Gün aşırı arıyorlar abi. Çilingir soruyorlar ya. Çayları getirdim usta. Adam çayları da buraya yönlendirmiş ya. Yavaş ya lan. Lan yavaş ya, öleceğim lan, nefes al lan. Yemin ediyorum NTSC televizyon gibi saniyede 30 kare götürüyor ya. Dediğimde gözü var, yemin ederim. Bir dükkanı terk edebilirsek abimle durum değerlendirmesi yapacağız. Hadi yalnız kalacağım. Hadi. Efendim baba. Ne olur? Alternatör lazım. Buluruz, buluruz. Ha evet, bulabiliriz. De sen niye buradan soruyorsun babacığım? Duvarın arkasındasın. Biz oraya gelmeyin diyorsunuz. Benim annem senin karın zaten baba, bir sıkıntı yok. Tamam. Peder Bey'e alternatör lazımmış abi. Adam o. Yavaş olsun. Anne. Sezai. Ne diyeceğim ya? Senin tamirhaneden illa çıkma bıkma bir şeyler bulunur. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kessen tövbe. Charlie'nin meleklerindeki Charlie. Ya. Buluruz, buluruz. Buluruz da bundan benim çıkarım ne? Hı? Hani benim çıkarımı göremiyorum. Bana çık diyorsun sen. Ya sen bize bir yardım et. İlla sana bir faydamız dokunur. Dokunur, dokunur. Bunların herkese faydası dokunur. Değdireceğiniz illa.
Hadi gidelim Turgut. Doyduk doyacağımızı, yedik yiyeceğimizi, aldık alacağımızı. Üsküvi alsın abi biraz. Aldım abi. Allah aşkına diyorum. Aslında bu yaptığım tamamen bir özelleştiri. İnsan hayatta her şeyi başaracak diye bir kural yok. Ben de ilk çocuğu yaparken galiba biraz olaya veremedim kendimi. Tam anlamıyla konsantre olamadım. Böyle yalap şalap şap bir şey çıktı ortaya. Annemin soktuğu lafı döndürüp dolaştırıp oğluna soktu ya. Abi şu feyz almadaki hevesini mesleğinde kullansan da bir kendi arabamızı yapsak ha, ne diyorsun? Benim oğlanda bir sıkıntı var. Yok canım. Var var. Yoktur ya. Var. Okul hayatı boyunca din, kültür ve ahlak bilgisi dersinden 0 aldı. Lan besmeleyi çekene zaten 10 puan veriyorlar. Bu onu bile diyememiş, bismillah demiş. Alamadı o puanı da. Ne diyorsun sen ya? Adını soyadını doğru yaz, zaten 5 puan veriyorlar lan. Benim soyadım ne? Yalnız. Yalnız. Ne? L'den önce geliyor. Yalnız. Bu ismini yazdırmaya gitmiş. Bu yalnız değil. Yalnız demiş, düzeltmiş. Hayatında bir defa doğru bir şey yaptı, onu da yanlış zamanda yaptı. O puanı da alamadı tabii. Herkesin bir çilesi var Sezai abi. Seninki de bu demek ki. Hayır, bir de ayarsız. Okul müdürü velini çağır demiş. Dün gece aradı beni bu. Buyurun dinliyorum dedi. Sen aradın dedim. Kimi dedi? Beni dedim. Sen kimsin dedi. Ben Sezai dedim. Tanımıyorum öyle birini dedi, kapattı. Babanın deseydin ya lan. Dilim varmadı lan. Seki sevimli be abi. Neresi sevimli lan? Neresi sevimli? İnsan gibi yiyor, at gibi sıçıyor. Günde 17 saat uyuyor. Geçen gün bunu unuttuk, tatile çıktık. 3 gün sonra geri döndük. Suratıma baktı. Ekmek bitti dedi. Hani neredesiniz? Neden beni götürmediniz? Tatile nereye gittiniz? Su sıcak mıydı? Hava güzel miydi yok? İşte ilk yere güne olmaz derler. Sezai ileride aşırırsın yani. Ustalık eserin böyle olmaz diyelim. Ne diyelim yani? Sezai abi, konuyu diyorum alternatöre bağlayacaksın diye beklemiyor değilim ama. Hadi kapının önüne çıkalım şimdi, bu kahveyi maviyi bulamaz bu tosuncu. Hadi. Alternatöre şey yapalım. Aa, geliyor bizim Moby Dick. Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba! Hocaları bunu sevin, yoksa gelip her gün bizi dövüyor dediler. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum, gel. Gel babana, gel. Baba! Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? 1.70 kol aralığım var lan benim. Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Ha? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri, amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede mi? Gir içeri, mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai, bunun sesi. Bismillah. Sana mı benziyor lan? Ulan kesilen, çalışmayan uzvu anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık büfe, seçmeyeni al. Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk. Sezai bak, dünya ahiret bacım olsun. Senin hanımın da kaşı gözü yerinde aslında, biliyor musun? Ya kadıncağız hiçbir kromozomları aktaramamış. Ya da demek ki sen crossing over kısmında hanımı bayağı ezmişsin. Bildiğin fark atmışsın lan. Heh. Nihayet konu bilime geldi. Benim oğlana bilim ödevi vermişler. Project. Ne lan? Proje, proje. Normalde proje olarak tekerleğe getirse ben sınıfı geçiririm dedi hocası ama müfredat varmış. Bu olana proje yapacaksınız. Sezai abi biz buna neyin projesini yapacağız? Bu zaten proje olmuş lan. Mucit değil misiniz oğlum siz? He? Yapın bir şeyler işte. Yapın bir şeyler, sonra da gelin alın alternatörü. Oğlan size emanet. Hadi eyvallah, ben gidiyorum. Şişt, tamam oğlum. Hadi, hadi tamam, hallettik biz hadi. Kitlediyorlar. Yemin ediyorum oğlan Şerif abinin Benjamin Button versiyonu. He. Şu hallere bak abi. Çindeye getir, çindeye. Sık, sık. Ali buyur, çay getirdim sana. Sağ ol dede. Ellerin dolu ya, sen şuraya koy. Gitti mi lan? Sağ ol dede. Karakuriler köşeye sıkıştı, çıkamıyorlar abi. Oğlan devrelerdeki renkli diyotları sökmüş, mahallenin bebelerine bonibon diye satmış diyorum ya. Abi sakin, şunu bir halledelim, çilemiz bitecek. Abilerim. Ne oldu lan? Annem galiba bunalımda, bir şeyler yapmamız lazım. Ne demek bunalımda? Bunalım ne lan? Bunalım işte. Aman illa depresyon mu diyeyim, havalı mı olsun yani?
Nereden biliyorsun bunun ne olduğunu? Şöyle oldu. Sen bizim kızımız değilsin. Biz seni cami avlusunda bulduk. Oradan buraya getirdik. Öyle deme anne ya. Sen bana hiç benziyor musun? Niye? Çünkü biz seni camide bulduk. Anne! Pes et, pes et! Durum bayağı vahim demek ki. O kimyacı yok mu kimyacı? Kaltak. O kadının gelmesini annem kaldıramadı. Şuluk. Bir de kadının iyi yemek yapması son noktayı kodu gitti. Abisi o zaman bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. Metin sen Feyza'yı da al. Annemin moralini yerine getirecek güzel bir şeyler bulun. Yoksa fazı veririm bak. Eğleştireyim oğlum kadını. Ben gelemem ki. Niye lan? Hilmi Bey çünkü beni bugün benzinliğe çağırdı. Senin bugün izin günü değil mi kız? Evet abi. O özel sektörün işte Allah belasını versin. Kanamici Hilmi, vampir Hilmi. Abi ya, ben de işe gitme falan diyeceksin zannettim. Abisi, onu henüz diyemiyorum. Kısmetse nasipse seneye. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Benzinliğe gidiyorsun. Sen de anamın yanına Metin. O zaman ben de bu çayı fondipleyip hiç ziyan olmasın. Bilal mi oğlum arkamdan ağlayacak? Bu ne be? Adam bildiğin Deccal. Kim derdi ki Sezai abi bir gün dünyanın sonunu getirecek? Ya çocuklar. Omzum çıktı galiba. Ey Sezai. Alüminyum folyoya, köze, fırına, üçlü ocağa son. Kur saatini, közde patatesini. Elimde görmüş olduğunuz proje sayesinde Ortaköy'de ne kadar kumpici varsa an itibariyle bitmiştir. Al şu projeyi ver bizim alternatörü. Bartır bartır bir yere kadar lan. Ulan proje diye ne güzel patates yapmışsınız işte. Bu saati niye taktınız ki? Anlattım ya oğlum. İşte bunu alsın götürsün çocuk. Sezai abi. Şş, senin oğlunla ilgilenmen lazım. Baba benimle kaliteli zaman geçir. Kaliteli zaman ne lan? Bu çocuğun kuracağı cümleler değil bunlar. Bu çocuk bu cümleleri kurabilir mi? Piyes gibi sufle mi veriyorsunuz lan çocuğa he? Ali sana çay yaptım içer misin? Dede gözünü seveyim sıtkım sıyrıldı. Abisi çayı içer misin lütfen? Ver içeyim ver. Oh Beto, senin bana tavladan kalan çay borcun ne olacak peki? Al ödeşelim. Senin bana okeyden kalan borcun ne olacak? Ulan geçen bilek güreşinde ben seni yenmedim. Bu çay benim hakkım. Geçen de ben de seni yendim bilek güreşinde. 3 çay borcum vardı. Kaldı 2. Al zıkkım bak. Sezai abi demeyeyim diyorum, demeyeyim diyorum ama abicim siz bu çocuğu yaparken işlem hatası mı yaptınız? İç açılarını yanlış falan mı hesapladınız? Ne yaptınız ya? Oğlum oynama lan bozacaksın. Lan! Ne oluyor lan? Oğlum! Metin! Vallahi billahi anne becermiyor. La ben değil. Değil mi? Ben öyle dedim diye mi oldu lan? Ben öyle demedim. Birisi acilen acil arasın lan. Oğlum Allah Allah. Sezai'ye mukayyet olun. Sakın ilk yardım yapmasın. Bırakın ilk yardım biliyorum lan. Lan bıraksanız oğlum lan o benim oğlum oğlum. Bırak çekil. Çekil. Aman. Dişlerini fırçala dedim sana kaç kere ya. Allah Allah. Allah. Allah, 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 Allah. Elektroşok uygulayacağım. Sezai. Gerizekalı. Pislik herif. Yine küfür, yine küfür. Uslanmadı bunlar arkadaş ya. Sezai, dozu arttır. Senin tipini sikiyim. Sezai, dozu arttır. Senin inini, cinini. Cinsini, cibilcisini, silsileyi, cinsini alttan üstten, önden arkadan, sağdan, soldan, tek tek. Lan gitti lan. Ya ne güzel rüya görüyordum. Kim uyandırdı beni? Baban. Anam Sezai abi gitti lan. At montu at üstüne. Ceketi çıkar. At üstüne. At üstüne. Ye aslanım ye. Ye. Bundan sonra sana karada ölüm yok. Ye paşam. Ye yiğidim. Beyza. Bugün Sezai abinden acayip elektrik aldım biliyor musun? Ne yaptın kız? Hallettin mi işlerini? Nasıl geçti günün? Ha bugünüm mü? Ha. Bugün işte rutindi. Hani normal bir gündü. Hayat hani rutinlikler ve normallikler üzerine kurulu değil mi yani? Abi ha. Sen annem olayını ne yaptın?
Ne yapacağım? Şey yaptım onu ben ya. İşim çıktı işim. Oğlum sen? Ne yaptın lan? Paranın kalanını alabildin mi? Aldım ya. Aldım da ben 10 liranın 9 lirasını ne alırsam 1 liracı da harcadım ya. Orası nasıl para tuzağıymış arkadaş. Bütün servetimi Las Vegas'ta kaybetmiş gibi oldum. Ah be. Saygılar Şükrü abi. Sevgiyle kal Oğuzhan. Şükrü'ye hayırdır gece gece? Sahilde bir yerde garson olarak işe başladım. Ne? Garson mu? Evet. Patron benden çok memnun kalmış. Bugün sigortamı başlattılar Ali. Yani bugün benim hayatımın en güzel günü. Haydi. Şükrü'ye Hanım garson olarak işe başlamış. Sen bunu kaldırabilirsin de işte ben kaldırabilir miyim? Ona bakmak lazım Şükrü'ye. Evet, ona bakmak lazım hemen. Zeki! Efendim Ali abi? Müsait misin Zeki? Müsaitim abi, mesaideyim. Yemek masasındayım. Buyur. Abisi şimdi Şükrü ablanı senin orada meteorolojide işe sokacaksın. Biraz havalı bir mesleğin var oğlum, idare et işte. Nasıl yaparız, nasıl çözeriz bu işi? Ali abi, ben burada 7 aylık memurum abi. Daha elimi cebime sokamıyorum. Şükrü ablayı nasıl işe sokayım abi? Bu mudur Zeki? Mahallemizin okumuş bir yere gelmiş tek evladı olarak Özdemir ailesine hayrın bu mudur abisi? Burada... Çok zor Ali abi. Geçen ay bir çay istedim, hala getirmediler. Dün aradım, adam kuyrukta 6. sırasın diyor Ali abi. Ağlıyor lan. Ağlıyor. Oğlum erkek adam ağlar mı lan? Kapat! Ali abi, ben 56K ile bağlanırken Emül'de bu kadar kuyruk beklemedim abi. Hala... Oğlum kapat! Çok içlendim ben ya. Akşam ne yapıyorsunuz, işiniz var mı? İçek mi? Lan yürü git. Geri zeki. Şey yapacağız biz onu. Ayarlayacağım onu ben ya. Çözeceğim onu ben. Hadi. Abi gözünü seveyim ya. Şu alternatörü Peder Bey'e bir götürelim. Hadi. Lan. Ne yapıyor lan bu saatte burada? Tartışmaya gelmedim Tahsin. Yiğit. Git buradan. Bu iş için her şeyi geride bıraktım ben. Anladın mı? Sıfırı tükettim. Sen istesen de istemesen de ben de bu işin içindeyim. Yiğit. Git dedim. Bak benden fayda al. Size çok yardımım dokunur. Hem olaylar değişiyor Tahsin. Hepiniz tehlikelisiniz. En büyük tehlike sensin lan. Senin ne yardımın dokunacak? Olsa olsa zararın dokunur. Bak bu işe dahil olabilmen için cesedimi çiğnemen lazım. Anlıyor musun? Cesedimi. Oğullarını kullanmıyorsun Tahsin. Kullan onları. Sandığından çok daha büyük bir potansiyelleri var. Her hafta bir siktir etmezsen rahat etmiyorsun zaten. Görüşeceğiz. Sen istesen de istemesen de bizim kaderimiz birlikte yazıldı. Evet. Alternatörümüz de geldi. Buyurun babacığım. Bırak. Eve kapası tamamlandı. Artık siz de lazımsınız. Saatinizi kurun, sabah erken kalkacaksınız. Tamam baba. Ali, Metin. Gurur duydum lan sizinle. Şu bulduğunuz şey var ya. Helal olsun lan. Aferin. Sağ ol baba. Sağ ol baba. Ha Ali, Oğuz anne eve sığmıyoruz artık. Bir çaresini buluncaya kadar Duran amcanız sizin yatağınızda yatsın. Siz de beraber yatın, tamam mı? Evet. Emredersin baba. Metin. Efendim baba. Artık yatağını ıslatmıyorsun değil mi? Islatmıyorum ya. Allah Allah. Metin. Metin, hadi bakalım hayırlısıyla sonunda gerçekleşecek abisi. Hı hı. Babamla birlikte çalışacağız ya lan. Vallahi abi içim içime sığmıyor ya. 58F, 76. Ne dedik anlamadım. Adam aklımda tutayım diye söyledi. Nasıl bir hakimiyet kurduysa üstümde. Şimdi de unutamıyorum anasını satayım. Kim lan? Emrah mı? Çakma Emrah. Abisi ne diyeceğim ya? Sen niye onun gibi giyiniyorsun oğlum? Ben onun gibi niye mi giyiniyorum? Ulan asıl o benim gibi giyiniyor. As, mayap. Dedeceğiz uyuyor. Geç sen böyle atar yaptığına göre. Dam mı akıtıyor lan? Ne damı? Ebenin damı Metin. Septirilmiş sülfürik asit. Dede işiyor ya. Herif üzerimize septirdi ya. Baba ya. Biz burada nasıl uyuyacağız baba ya? Ulan arkadaş, bilim adamlarına değer verelim. Ülke bilim insanına sahip çıkmıyor dedik dedik. İş döndü dolaştı yine dedemize sahip çıkalıma bağlandı ya. Ay dede bak, bilim adamı açık fikirli olur. Tamam anladık. Öyle tabuları falan olmaz. Anladık ama gözünü seveyim şu beş temeli kapat ya. O nedir ya, evrenin ayıp parçacığı gibi? Nüdis misin sen ay dede? Kapat! Ah! Ah! Yandım! Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hatta bu yanmayı da açıklayabilirim bilimle. Yahu şu suyu
Alıştırın. İşte bak abisi, her ne kadar izafiyet teorisi, evrim teorisi de desek, aha bu leğenin içerisine girdiğin zaman eyindeki Ramazan dedene benzersin. Ay dede ne oldu? Senin o izafiyet teorisi üzerine afiyet olmadı mı şimdi? Alıştırın ne lan? Abi üzerine izafiyet kusacağım artık ya. Ya adamın üzerindeki halkalara baka baka yaşını tahmin etmeye çalışıyorum ya. Dede, ay dede, 69 doğru mu? Hayır. 79 yaşındayım. Demek ki görmediğimiz yerlerde birkaç halka daha var. Ay dede, Allah rahmet eylesin. Nereye gömek seni? Ya tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun la. Nereye gidiyorsun sen? Ay dede, gözünü seveyim bak. Banyo bozuk dedin. Anam evden gönderdik, su ısıttık sana, abdest aldıracağız diye. Ya gitme dur, de ağzına burnuna su vereyim. Ay dede. Yalnız ben seküler bir bilim adamıyım. Hemen giyinip gitmen lazım. Ya ay dede, gel buraya. İğne ucu kadar boş yer kalmayacak, kuryer ka... Ay dede, gel lan buraya. As, Mahyap abisi. İşte bak görüyor musun? Sen ben sinirlendiğimiz zaman insan döveriz. Aha bu bilim adamları da atom bombası yapıyorlar, dünyayı havaya uçuruyorlar. Ve saçını maçını yıkayayım senin, boş durmasın. Tövbe estağfurullah. Üçüren mi, seçüren mi lan? Vallahi canımdan be Esra. Temizliği biter, yemeği başlar. Yemeği biter, dizisi başlar. Allah'ım, al canımı da kurtulayım. Anacığım, sen ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Ağzından yere alsın anne. Sakın bir daha öyle bir şey duymayacağım, sakın. Ama şunu duyabilirim bak. Ali Özdemir'i çok seviyorum. Veya Metin Özdemir. Ben sizi çok seviyorum da, siz beni sevmiyorsunuz. Sevseniz böyle yapmazsınız. Ne yapmayız anne, ne yaptık ki? Ayağıma basıyorsunuz. Çek ayağını Metin. Ha, pardon ya, o zaman hediyesini ver de kadıncağızın morali yerine gelsin abi. Ahmet Özdemir, are you ready? Yeah. Hadi bakalım köfte var, kaptın yine hediyenin en güzelini. Al sana kart. Ne kartı bu? Anacığım bu Yozgat'ta belediye otobüslerine indirimli binmeni sağlayacak olan kart. Yani Yozgat. Ne işime yarayacak bu benim? Asıl bizim de işimize yarayacak ya. Bize birisi vermiş ki biz de sana veriyoruz. Yozgat'a işin düşünce kullanırsın anacığım. Oğlum benim Yozgat'a niye işim düşsün? Ya anacığım o kadar insanın işi düşmüş ki Yozgat diye bir memleket olmuş ya. Bunun Boğazlıyan'ı var, Sorgun'u var, Akdağ Madeni var. Gezebildiğin kadar. Bana bak, siz beni niye habire Yozgat'a yollamaya çalışıyorsunuz lan? Anne Yozgat cennette bir köşe gözünü seveyim ya. Bir Amsterdam, iki Yozgat. Bu ikisini görmeden ölmeyeceksin. Evet, Ren Nehri bir. Çekerek veresi iki. Hadi biz kaçtık. Yozgatlı power diyorum hala. Seyirciler hazır mıyız? Evet.